Ne işle meşgulsünüz? Sağlık memuruyum. Sizin de işiniz stresli mi? Kesinlikle stresli. Pek çok kişi eve geldiğinde yorgunluktan kolunu bile kıpırdatamadığını söylüyor. Siz öyle oluyor musunuz? Öyle. Doğru. İyi bir tespit. Eve vardıktan sonra zaten yorgunluktan birinci yemek yiyemiyorsun. İstanbullu kendini yorgun hissediyor. İşini stresli, evini ise dar buluyor. İnsanın başı dönüyor. Panik atağa giriyorsun. Psikolojin bozuluyor. Zamanla yarışmıyorsanız İstanbul çok güzel. İstanbul zamansızların şehri. Zamanlıların şehri değil. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi öğretim üyesi doçent doktor Murat Şeker 39 ilçede İstanbul'da yaşam kalitesini araştırdı. Pek çok kişi işten eve döndüğünde kolunu bile kıpırdatacak enerji bulamamaktan şikayet ediyor. Yaptığımız işte stresli de trafikte katılınca tam oluyor. Yani. Eve gittiğinizde nasıl bir ruh hali içinde oluyorsun? Yorgun. Konuşuruz sigaralarından. Koltukta uyuyakalıyoruz, ne olacak? Araştırma sonucunda gün içinde yoğun iş koşturmacası arasında yorulan pek çok kişinin daha ferah evlerde yaşamak istedikleri de belirtiliyor. 3+1'de oturuyoruz biz ama herhalde bunun sonu yok. 4+1 olsa 5+1 falan istemeye başlarız. 85 metrekare aslında evine. Daha tabii 90-100 metrekare isterim dairemin olmasını. Araştırmaya göre İstanbul'da konutların pek çoğunun ortalama 3+1 olduğu belirtiliyor. Ancak pek çok kişinin evinin küçüklüğünden ve rahat bir nefes almalarını sağlayacak balkon, bahçe ya da terasları olmadığından şikayetçi olduğu da ekleniyor. Evler belli bu boyutta. Büyük büyük binalar yapılıyor. Balkonu olmayanlara da Allah sabır versin. Ama hakikaten zor. Gerçekten zor. Evde şimdi herkes yorgun geliyor. Birbirinin sesini çekmek istemez. Yani evin içindeki senin için çekmek ister misin çocukların sesini? Yorgun gelmişsin işte. İlla ki bir odaya geçip yani daha rahat ailenle oturmak istersin. Araştırma, yaşam standartı en yüksek ilçeleri de belirledi. Kadıköy, Beşiktaş ve Beyoğlu listenin ilk sıralarında yer alırken, en düşük yaşam kalitesinin Esenler, Gazi Osman Paşa ve Sultanbeyli'de olduğu saptandı. Sıralama özellikle hane halkı sayısı, eğitim seviyesi, sinema tiyatro salonu, kültür merkezi, yeşil alanlar bazında değerlendirildi. En çok trafikten şikayetçiyiz İstanbullu olarak. Aşağı yukarı günde benim 1,5 saat. Zamanım, 2 saat zamanım yolda geçiyor. Araştırmaya katılanların %33'ü en fazla siyasi görüşlerinden dolayı baskı altında olduklarını söylüyor. Dini inanç ve davranışlarından dolayı baskı görenler ikinci sırada geliyor.